Bulgaristan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'daki savaşın Karadeniz'de tırmandırılmaması gerektiğini söyledi. Ticari gemilerin serbestçe dolaşımı için Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'le birlikte çalışmayı sürdüreceğini vurguladı. Ve bir dönem siyaseten de çok konuşulan bir konu, Montreux Boğazlar Sözleşmesi, harfiyen uygulamayı sürdürecektir. Bu konunun bırakın kaldırılmasını, tartışılması bile söz konusu olamaz dedi. Bizler Montreux Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz. Bu konunun tartışılmasını bırakın, akıldan geçirmesi bile söz konusu olamaz. Bizler Karadeniz'e kıyısı olan iki NATO müttefikiyiz. Karadeniz'in güvenliği ve istikrarı ülkelerimiz için hayati önem taşımakta. Bu çerçevede Ukrayna'daki savaşın Karadeniz'de bir tırmanmaya yol açmamasına büyük önem atfediyoruz. Ticari seyri sefer serbestliğinin yeniden tesis edilmesi için Birleşmiş Milletler ve ilgili taraflarla beraber çalışmayı sürdürüyoruz. Montreux Sözleşmesi'nin uygulayıcısı olarak Karadeniz'de sükunetin muhafazası ve bunu tehlikeye sokacak girişimlerin engellenmesi temel önceliklerimiz arasındadır. Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında Karadeniz'de mayın karşı tedbirleri görev grubunun kurulmasına ilişkin mutabakattan memnuniyet duyuyoruz. Bölgesel güvenlik işbirliğine de örnek bir vaka olarak gösteriyoruz.